Köşesi çemberin iç bölgesinde olan açı. Arkadaşlar AC ve BD kiriş, E çemberin iç bölgesinde olsun. Bu durumda alfa eşittir MAB yayı artı MCD yayı bölü 2 ile bulunur. Gençler ben bunu şu şekilde öğrenmiştim. Size de tavsiye ederim. Eğer açı çemberin iç bölgesinde ise görmüş olduğu yayların toplamının yarısı olarak bulunabilir. Şuraya bir uygula yapalım. Daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Çap burası. Bir açı verilmiş gençler buradan. Buraya alfa denmiş. 64 derece denmiş. Burası da O merkezi. O çemberin merkezi. Verilere göre alfa kaç derecedir? Renkli kalem aldık gençler. Bakın eğer o çemberin merkezi olduğuna göre demek ki bu açımız 180 derece olacak. Sağ tarafta kalan açı da 180 derece olacak. Peki alfa hangi yayları görüyor dikkat olursanız? Alfa görmüş olduğu yayların toplamlarının yarısı. Yani bir 180 dereceyi görüyor. Artı bir de 64'ü görüyor. Bölü 2. Yani alfa eşittir. 244 bölü 2'den alfa eşittir 122 derece olarak bulursunuz sevgili gençler. Bir uygulamayı yan tarafa yapalım. Bakın boşluğumuz var orada. Yine bir çember gençler. Bir teğet doğrusu geçmiş. Bir de buradan bir açı geçmiş gençler şu şekilde. Açı yapılmış. Buraya da üçgen konmuş. D doğrusu. Verilen açılarımız. Burası 80 derece. Burası da 48 derece olarak verilmiş sevgili gençler. Bana sorulan açı burası. D doğrusu çembere teğet. Verilere göre x kaç derecedir? Sorunun orijinal halini yazmaya çalıştım. Arkadaşlar birincisi çevre açı. Gördüğü yayın yarısıdır. Bu arkadaşımız 2x derece. Bu kalsın cepte. Teğet kiriş açı 48 ise gördüğü yayın yarısıdır. 96. Bakın her türlü açıyı koyduk burada. Peki 80 derece ise bu arka açımız kaç derece olacak gençler? 100 derece olacak. Çünkü doğrusallıktan. O zaman yazıyorum diyorum ki 100 derecelik açı hem 96 derecelik yayı görüyor hem de 2x'lik. Yazıyorum diyorum ki 100 eşittir 96 artı 2x bölü 2'dir. Buradan 200 eşittir 96 artı 2x. Arkadaşlar burası ne olacak? 104 derece eşittir 2x. 52 eşittir x olarak bulursunuz x açısını. Yukarıdaki verilere göre MDEC eşittir alfa kaç derecedir demiş arkadaşlar. Demek ki bu köşe E'ymiş. Bunu yazalım. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız eğer açı çemberin iç bölgesinde ise görmüş olduğu yayların toplamının yarısıydı. O zaman ben buraya şu açıya 180 eksi alfa diyorum. Bu durumda arkadaşlar 180 eksi alfa açısı hangi yayları görüyor? 120 dereceyi görüyor. Artı 80 derecelik yayı görüyor. Bölü 2. Toplamların yarısı. Yani 180 eksi alfa eşittir 200 bölü 2 gençler böyle basamak basamak gidiyorum. Acelemiz yok. Yeter ki güzel öğrenin. Eşittir 100 ise bakın hem konuşup hem yazabiliyorum bu ara. Alfa eşittir 80 derece olarak bulursunuz arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre MAEB açısı eşittir alfa kaç derecedir demiş gençler. Hatırlarsanız AB eğer çapsa çünkü o çemberin merkezi olduğuna göre AB çap. Bu görmüş olduğu yay 180-180 iki eş parçaya bölecekti. O zaman alfa açısının gördüğü yaylar bakıyorum 180 derece görüyor bir 72 dereceyi. Ne demiştik gençler? Açı eğer çemberin iç bölgesinde ise alfa açısı eşittir. Görmüş olduğu yayların toplamının yarısıdır. Yani 180 artı 72 bölü
2 olacak. Buradan alfa eşittir 252 bölü 2'den gençler alfa eşittir 126 derece olarak bulursunuz. Yukarıdaki verilere göre MAC yayı eşittir X kaç derecedir diyor arkadaşlar. Bakın önce verilenleri yazalım. 60 derecelik açı burada dikkat edecek olursanız teğet kiriş açı. Neydi teğet kiriş açı gençler? Görmüş olduğu yayın yarısıydı. Yani burası 120 derece olarak bulursunuz. Aynı zamanda 64 derece olduğu için bu parçada, yukarıdaki parçada 180'e tamamlarsanız 116 derece olacaktır. Artık bundan sonrası yapmayanı döverler arkadaşlar. Ne demiştik? Eğer açı çemberin iç bölgesinde ise yani 116 derece eşittir gençler. Görmüş olduğu yayların toplamının yarısıdır. Yani x artı 120 derece bölü 2'den. 232 eşittir x artı 120 ise x eşittir arkadaşlar 112 derece olarak bulursunuz. Yukarıdaki verilere göre MAOB açısı eşittir x kaç derecedir arkadaşlar? Bakın CD çap bu bize kolaylık sağlayacak. İkincisi MAEC açısı 42 dereceymiş. Yani AEC açısı dediğimiz şu parça diyelim. Burası 42 derece olarak verilmiş. Bu hangi yayları görüyor? AC yayını görüyor bir de BD yayını görüyor. Bunları bir yazalım önce. Bu arkadaşımız da X çünkü merkez açı gördüğü yayın kendisine eşitti. Artık kırmızı kalemle güzel bir şekilde yazıyorum. Ne diyorum arkadaşlar? Birincisi CD çap olduğundan dolayı CD çap olmak üzere A artı B artı X eşittir 180 derece. Bunu cebimize koyduk gençler. Bunu güzel bir çerçeve için alalım. Çünkü iki tane denklem elde edip ikisini yok etme yapacağım. 2. Arkadaşlar bakın 42 derecelik açı çemberin iç bölgesinde. O zaman neydi? 42 eşittir. Görmüş olduğu yayların toplamının yarısıydı. Yani buradan da A artı B'nin 84 derece olduğunu görüyorsunuz. Bunu da bulut için alalım. Bakın iki tane denklem elde etmiş olduk. Artık bundan sonrası yapmayanı döverler. 1 ve 2'den arkadaşlar 1 ve 2'den A artı B artı X eşittir 180 dereceydi. A artı B'yi 84 olarak bulduk. Artı X eşittir 180. Buradan X eşittir 96 derece olarak bulursunuz sevgili gençler.